Evde enginar dolması, yaprak sarması, lebada bizim buraya özgü bir otumuz var, bitkisel. Ot, lebada, lahana, kuru patlıcan, mücverimiz var, Arap saçlısı var, kabaklısı var. Evde yapıyoruz, burada satıyoruz. Fabrika gibiymiş hep. Ev hiç oturmuyoruz ablacığım. Gece gündüz çalışıyoruz paranın yoluna. Peki ne kadara satıyorsunuz mesela? 30 lira kilosu. Neyin? Hepsinin kilosu 30 lira. Hepsi tek fiyat? Evet, tek fiyat. Peki yoruluyor musunuz? Hangisi daha zor? Yaprak sarması özellikle çok zor. Hangisine talep daha çok? Yaprak sarması. Enginar dolması. Yani bunu önce alıyoruz, ayıklıyoruz güzelce. Ayıkladıktan sonra limonlu suyun içine koyuyoruz. Kararmasın diye. Ondan sonra içini hazırlıyoruz. Dereotu, maydanoz, taze soğan. Onları güzelce içini hazırlıyoruz, yağlıyoruz. Enginarların içine dolduruyoruz. Doldurduktan sonra üzerine yine limonlu su, suyunu, yağını koyup pişiriyoruz. Bu özelliği var. Hadi o zaman çıkalım. Yok, sadece burayı yapıyoruz ablam. Ancak buraya yetişebiliyoruz. Bastı da bir buyurun. Ya da şimdi bir şey verelim. Hangisi? Şunun lavanoya da bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. İşte güzel güzel. Ben karışık yok vereyim. Buyurun, sıcak sarmalar. Bunlar ne kadar istiyor? Kutusunu ayrı yapın çeşitli. Karışık yaparım. Ablacığım bu da çok güzel. Bak şu soğuk börekten veririm sana. Baklava yapıyorum. Kalbura bastı yapıyorum. Tarna yapıyorum. 7-8 çeşit böreğim var. Sarma yapıyorum. Haşhaşlı katmerim var. Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl peki talep? Talebim çok güzel. Belirli bir müşterim oluştu artık. Çok güzel. Demek ki insanlar benimsedi artık. Evet. Peki bunu burada getirip satmak ev ekonomisine size nasıl bir katkı sundu? Çok güzel katkım. Mesela biraz anlatır mısınız? Hoş geldiniz. Daha önce evde oturuyordunuz, ev için sadece yapıyordunuz ama şimdi getirip burada satıyorsunuz. Daha çok hoşuma gidiyor. Yani severek yapıyorum işimi. Güzel, kazancım da güzel. Allah bin berekat versin. Daha önce hiç böyle bir şey yapmayı düşündünüz mü? Nasıl oldu mu? Hiç düşünmemiştim. Böyle şeyler önceden yoktu herhalde. Bir şeyi satmak için 2-3 ay utandım. Ondan sonra alıştım. Neden utandınız? Ya şimdi iş yapmak için diye böyle bu malzemeyi satıp da hani yiyeceği içeceği satma alışkın olmadığımız için herhalde. Şimdi, öyle bir çekingenliğim vardı. Şimdi de gelir kapısı oldu. Tabii gelir kapım var. Çok şükür evimi geçindiriyorum. Olur, uğraşın siz. Ben birkaç şey getireyim. Pazar günü burada satıyorum. Haftada en aşağıda 3-4 gün uğraşıyorum. Mecburen alım, onu uygulama, reçel haline getirme. Neler kalın var? O zaman. Ya benim tezgahımın en önemli reçellerinden zencefil. Zencefil zerdeçal. Zencefil bu sert geldiği zaman da yani daha rahat tüketilmesi için karışık meyvalılar var mesela. Özellikle yani buranın mandalinası, işte diyelim Tire'nin en özel şeyi dut, Tire'nin dutu. İşte portakal Alanya'dan hep en iyisini bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımdan onlar yolluyorlar işte. İstiyorum. Turunç gene bu bölgenin zaten Narenciye bölgesi. Bunları yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Artık böyle güzel de bir şey oldu. Mesela hepsinden önemlisi sıkıyorum suyunu. Mesela bu suyu hiçbir yerde bulamazsınız. Direkt katı meyve sıkacağından. Bunu yapabilmek için bu zencefil şu mesela katı meyve sıkacağından çıkmış hali. Bakın bunu sulandırarak kullanıyorsunuz. Yani hem suyunu yapıyorsunuz hem reçelini. Reçelini yapıyorum. Çünkü neden? Diyabetikler bu metabolizmayı hızlandırması için bunda şeker kullanamazsınız. Mesela bir rahatsızlığınız varsa da kullanamazsınız. Yani pek çok şey iyi geliyor ama bunu önlemek şekerle bazen zıt özellik taşıyan durumlar oluyor. O zaman gene şeker kullanamazsınız. Diyabetikler kullanamıyor. Onun için şekersizi düşündüm ben. Reçel yapıyorsunuz, şekersiz yapıyorsunuz, tozlu çıkıyor. Bir, o da yan bir üretim olarak. Tozunu yapıyorum. Böyle. Ya siz hepsini kendim yapıyorum.
yani bu suyu kendim buldum. Şöyle Gazipaşa'dan bizim biliyorsunuz Çin'den, Hindistan'dan geliyor zencefil. Ben düşündüm bizim hava şartları uygun, niye bir Türkiye'de olmuyor? İnternetten araştırdım, Gazipaşa'da yetişiyor. Gittim, arkadaşlarım da vardı, bulduk, görüştük. Oradan şimdi sipariş geliyor. Yani topraktan çıkar çıkmaz geldiği için çok rahat sıkabiliyorsunuz. Yani diğer türlü Hindistan'dan, Çin'den gelenleri sıkmaya çalışsanız hani bu biraz zor sıkılıyor, makineyi kırarsınız yani. Tiroide iyi geliyor, metabolizmayı hızlandırıyor, kanı sulandırıyor, hepsinden önemlisi. Mesela bunda zencefilin şöyle bir dezavantajı var, bu zerdeçalda da var. Mesela kan sulan, ciddi anlamda ilaç olarak kan sulandırıcı kullananlar bunları almamalı, düzenli olarak almamalı. Çünkü zaten bunun en önemli etkisi de kan sulandırması. Eğlencesine başladık ama gerçekten eğlenince insan büyüyor iş. Küçük hani paketlerde satılıyor 12.90. Onu soyuyorsunuz. Gidiyor. Patates gibi düşünün. Kök ot. Can vardı. 5 dakika sonra.